Neden inşaat mühendisliğini seçtin? Hayalindeki meslek miydi? Hayır inşaat mühendisliği benim hayalimdeki meslek değildi. Valla devlet çok güzeldi ya. Ben stajım hiç bitmesin istiyordum. Anlatsam mı bunu? Çok can yakacak bir soru çünkü. Moralinizi bozabilir. Oradaki mühendislere haftalık, iki haftalık izni geçtim. İzin kullandırmıyorlarmış. Adam proje bitene kadar her gün izinsiz şekilde çalışıyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Taze Mühendis'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere okuduğum bölüm olan inşaat mühendisliği hakkında bilgi vermek istiyorum. A'dan Z'ye inşaat mühendisliği ile alakalı merak ettiğiniz ne varsa bu videoda hepsini cevaplandıracağım. Aslında daha önce inşaat mühendisliğini anlattığım birçok video çekmiştim. Fakat bu öyle bir meslek ki bildiğiniz her sene güncelleme geliyor. Her sene anlatacağım şeyler değişiyor. Belki bu videoda bir iki sene sonra geçerliliğini kaybedecek ve ben yeniden böyle bir video çekmek zorunda kalacağım. Instagram'da sizden sorular aldım. O sorulara cevap vererek ilerlemeyi düşünüyorum. Zaten sizde anlatmak istediğim ne varsa hepsini sormuşsunuz. Herhalde internetteki en bilgi verici inşaat mühendisliği videosu bu olacak. Çünkü gerçekten çok güzel sorular gelmiş. Lafı çok uzatmak istemiyorum. Hadi gelin ilk sorudan başlayalım. İnşaat mühendisi kimdir? İnşaat mühendisi ne iş yapar? Bu soruyu özellikle ilk sıraya koydum. Çünkü inşaat mühendisinin tam olarak ne iş yaptığı bilinmiyor. Aslında bilindiği zannediliyor fakat eksik biliniyor öyle söyleyeyim. Yoldan geçen birini çevirin ona inşaat mühendisinin ne iş yaptığını sorun. Size vereceği cevap %90 ihtimalle şu olacaktır. Ya işte şu binalar var ya onları yapan kişiye inşaat mühendisi deniliyor. Denilmiyor mu? Evet, bu tanım bir yerde doğru fakat inşaat mühendisinin çalışma alanları sadece binalarla sınırlı değil. Karayolu, demiryolu, köprüler, barajlar, futbol sahaları, basketbol sahaları, alışveriş merkezleri, aklınıza gelebilecek her türlü yapının inşaat sürecinde inşaat mühendisleri her aşamada görev alırlar. Kimisi ofis mühendisi olup proje çizer, statik hesap yapar ya da yapılacak yapıların metrajını çıkartıp ortalama maliyetini hesaplar. Kimisi ise saha mühendisi olup direkt imalatın başında, şantiyede görev almak ister. Bu tamamen sizin hangi alanda çalışacağınıza bağlı olarak değişir. Bu soruya bu şekilde cevap verebiliriz bence. Abi inşaat mühendislerine diplomalı amele diyorlar. Sence de öyle mi? Bunun esprisi çok yapılır. İnşaat mühendisleri diplomalı ameledir denilir. Ben buna farklı bir açıdan bakacağım. İnşaat mühendisleri diplomalı amele denilirken sanki amelelik mesleğini, ameleleri küçümsüyor gibi oluyoruz. Fakat öyle değil. Her meslek kutsaldır. İnşaat mühendisliği ne kadar kutsalsa işçilikte, amelilikte veya diğer mesleklerde en az o kadar kutsaldır bence. O yüzden hoş bir tabir değil. Soran kişinin kesinlikle kötü niyetle sorduğunu düşünmüyorum. Ama ben birazcık farklı bir açıdan bakıyorum. Sorusuna gelecek olursak şöyle cevap verebilirim. İnşaat mühendisliği şöyle bir meslek değil. Takım elbisemi çekeyim, masamda oturayım, işler benim önüme gelsin ben denetleyeyim. Böyle bir meslek değil. %90 hepiniz şantiyeye gideceksiniz. O şantiyenin tozu üzerinize sinecek. Ben şantiyede staj yaparken kardeşim bana sürekli şunu diyordu. Abi inşaat kokusu senin üzerine sinmiş. Banyo yapsam bile üzerinden çıkmıyor. Sürekli böyle inşaat kokuyorsun diyordu. Yani üstünüz kirlenmeden, ayağınız çamura batmadan, bir işin başından öteki işin başına koşturmadan şantiye mühendisi olamazsınız. İnşaat mühendislerinin sahip olması gereken özellikler sence neler? Aslında kendimi baz alarak cevap vermek isterdim. Fakat ben iyi bir inşaat mühendisi olduğumu düşünmüyorum. Tam aksine mesleğimde kendimi geliştirmem gereken çok nokta var. Soruya gelecek olursak bence bir inşaat mühendisinin iletişim becerileri kesinlikle kuvvetli olmalı. Sizin şantiyede yapacağınız iş insanlara iş yaptırabilmek, onların arasındaki koordinasyonu sağlamak. Bunu da iletişim kurarak yapacaksınız. Ne çok sert olmalısınız ne de çok yumuşak olmalısınız. Sertlikle yumuşaklık arasında ince bir çizgi var. Tam o çizgide olmalısınız. Dengeyi kurmanız lazım. Şöyle düşünün siz çok yumuşak olursanız işçiler sözünüzü dinlemez, sizi kale almazlar. Çok sert olursanız da bu sefer ters teper. Yani sizin altınızda çalışan insanlarla hem arkadaş olabilmeli hem de konu çalışmaya geldiğinde iş yaptırabilmelisiniz. Bunun dışında planlama yeteneğiniz kesinlikle iyi olmalı. Bizim şantiyede şöyle bir olay olmuştu hiç unutmuyorum. Şantiyede araç yolları bellidir. Bir ya da iki tane araç yolu olur. Şantiyeye giren bütün iş makineleri, arabalar da o yolu kullanır. Benim staj yaptığım yer büyük bir şantiyeydi. Yaklaşık 20 tane bloktan oluşuyordu. Tam bu yolun kenarındaki bir bloğunda beton atılacaktı. Beton pompası geldi. Yolu kapatacak şekilde oraya kuruldu. Beton atmaya başladı. Aynı anda başka bir da demiri gelmiş. Planlama yapan mühendis o şekilde planlamış. Demir arabasının da yoldan geçip diğer bloğa demiri götürmesi lazım. Fakat yol kapalı olduğu için geçemedi yaklaşık bir saat boyunca beton atılmasını bekledi. Bu işleri organize eden inşaat mühendisi önce demir arabasının geçmesini sağlayacaktı. Ardından oraya beton pompasını kurduracaktı. Fakat planlamada böyle bir hata yaptı. Şantiye şefimiz bayağı azarlamıştı. Hiç unutmuyorum böyle bağırıp çağırıp kızmıştı. Ben çok şaşırmıştım. Sordum dedim abi bir tane iş hatası yaptın. Bir saat işler gecikti diye bu kadar azarlanır mı bir insan? Bana şunu demişti. Hüseyin biz neden bütün ihaleleri alıyoruz biliyor musun? Hayır abi dedim neden alıyorsunuz? Ben sanıyorum ki şey diyecek çok kaliteli evler yapıyoruz, işçiliğimiz güzel, evlerimiz sağlam. Bana verdiği cevap şu oldu. Biz firma olarak yaptığımız projeleri sözleşmedeki teslim tarihinden bir ay önce teslim ederiz. İşi hızlı ve güzel yaptığımız için bize iş veriyorlar. Yani anlayacağınız hız inşaat sektöründe her şey demek arkadaşlar. Maalesef öyle. Ben de isterim ki kalite daha ön planda olsun. Ama hayatın gerçekleri o mühendiste uzun yıllardır orada çalıştığı için bir şey demediler, işten atmadılar. Yeni başlayan bir mühendis olsa emin olun böyle bir hatasından sonra işten çıkarırlardı. Şantiyede yaşadığın bir anın var mı? Anlatır mısın? Az önce bir tanesini anlattım zaten. Benim şantiyede çok güzel anılarım olduğu gibi çok kötü anlarım da oldu. Ve şu an aklıma sadece kötüler geliyor. Onlardan birini anlatacağım. Beni çok etkilemişti bu olay. Böyle mesleği sorgulama noktasına getirmişti. Bir gün bizim inşaattaki sağ mühendislerinden birisiyle 5 katlı bir binanın en tepesine çıktık. Oradaki kalıpları denetlemeye. Birazdan çünkü betona atılacak. Beton atılmadan önce kurulan kalıpları denetlememiz lazım. Ve bizim şantiyede tünel kalıp denilen bir kalıp sistemi kullanılıyordu. Tünel kalıpta da binanın merdivenleri en son yapılır. Yani biz evet 5 kat çıktık ama binanın merdiveni yok. Böyle baca boşlukları oluyor. Oradan el merdiveninden tırmanarak çıkıyorsunuz. Neyse biz çıktık. Tam denetlemeye başlayacağız. Yukarıdan gördük. Demir arabası geliyor. Bizim mühendisinde o demiri indirmesi lazım. Aşağıda da Kenan abi vardı. Kenan abi de şantiyedeki kalfa. Onu aradı. Dedi ki Kenan abi ben yukarıdayım. Sana zahmet şu demirleri indirtebilir misin? Şantiyede mühendis kalfanın üstünde yer alıyor mevki olarak. Onu da belirteyim. Kenan kalfanın tepkisi aynen şuydu arkadaşlar telefonda. Sesi o kadar yüksek çıkıyordu ki ben şefin yanından duyabiliyordum. Ne indireceğim lan senin demirlerini? Gel de sen indiriyorsa. Senin uşağın mı var burada? Tabi bunu bu kadar kibar bir şekilde demedi. Orada bayağı bir küfür kullandı. Ben şu an videoda kullanmıyorum. Terbiyem el vermiyor. Ben şaşırdım tabi mühendise sordum. Şefim neden böyle bir tepki verdiniz? Rütbe olarak sizin altınızda emir verseniz böyle bir işi yapmak zorunda Siz bir de güzellikle söylediğiniz ona rağmen ters yaptı Siz neden bir şey demediniz dedim Bir şey deseydim de işten mi atılsaydı Müseyin Kenan Kalfa bizim şirket sahibinin kankası köylüsü onun torpili var dedi bana Bu mühendisten önce 3 tane mühendis Kenan Kalfa ile kavga ettiği için işten atılmış Bizim şimdiki şef de bunu bildiği için adama sesini çıkartamıyor Ben o an bayağı kötü hissetmiştim o gün gittim böyle bunu düşündüm Biz kimiz mühendisiz ve mühendise değer verilmiyor kurumsal bir firmaya girmezseniz böyle sıkıntılarla şantiyede karşılaşabilirsiniz. Neden inşaat mühendisliğini seçtin? Hayalindeki meslek miydi? Hayır inşaat mühendisliği benim hayalimdeki meslek değildi. Daha doğrusu benim hayalimde bir meslek yoktu. Öyle bir hatam oldu. Ben hep şu kafadaydım. Üniversite sınavına gireyim. Alabileceğim maksimum puanı alayım. Sıralamamı yapayım. Ona göre bölümlere bakar tercih ederim. Bu kafadaydım ve şu an çok pişmanım arkadaşlar. Keşke kendimi... Hangi bölüm istediğimi lise yıllarında keşfedebilseydim. Fakat ben bunu yapamadım. Üniversite sınavında bir puan aldım. Bölümleri araştırdım ve inşaat mühendisliğinin kendime uygun olduğunu düşünüp inşaat mühendisliğini seçtim. Tabi o zamanlar inşaat en gözde meslekti. Bunu da göz önünde bulundurdum. Yeni mezunların hepsi çok kolay bir şekilde iş buluyordu. Şu anda da inşaat mühendisliğini seviyorum. Evet yapabilirim. Ama aşık olduğum meslek veya hayalimdeki meslek değil. Ben çok sonra anladım. Benim kafamdaki meslek böyle video falan çekmekmiş. Şimdiki aklım olsa ya yazılım mühendisliği okurdum ya da radyo televizyon okurdum. Çünkü içerik üretmeyi çok seviyorum. Ortaya bir şeyler koymayı çok seviyorum. İnşaatta da bu mümkün değil. Çünkü hayal gücünüzü yeteri kadar uygulayamıyorsunuz yaptığınız işte. Keşke videoya birazcık çalışsaydım. Sadece soruları hazırladım. Ne cevap vereceğim diye düşünmedim. O yüzden e, böyle bayağı doğaçlama gelişiyor. İnşallah hoşunuza gitmeyecek bir şey dememişimdir. Aklıma ilk gelen şey şu an söylüyorum size. İnşaat mühendisliği okumak zor mu? Gelelim o meşhur soruya. Ben ne zaman Twitter'da mühendisliğin zorluğuyla alakalı bir şey paylaşsam genelde şu tepkileri alıyorum. Ya kardeşim sallama bu kadar da olmaz. Bunu da yaşamış olamazsın. Bu kadar da zor değildir yani. Ama mühendislik okuyanlar biliyor ki gerçekten bunları da yaşadım ve gerçekten bu kadar da zor. Tamam bazen kurgu tweetlerde atıyorum da anlattıklarımın %90'ı gerçek. Mühendislik okumak genel olarak zor. İnşaat mühendisliği de bence en zor mühendislik bölümlerinden birisi. Sayısal ağırlıklı fiziğinizin ve matematiğinizin iyi olması lazım. Bölüm derslerinin de temelini bunlar oluşturuyor. Ama merak etmeyin çalışırsanız yapamayacağınız bir şey yok. Üç tane faktör var. Bu üç faktör yan yana geldiğinde dersi geçmeme ihtimaliniz yok. Birincisi bütün derslere düzenli bir şekilde girmeniz. İkincisi günlük olarak ders çalışmanız. O gün ne işlendiyse eve gider gitmez çalışmanız. Üçüncüsü ise hocanızın öğrenci dostu olması. Öğrencilerin dersi geçmemesi için ekstra bir çabada bulunmaması. Bu üç faktör yan yana geldiğinde mühendisliği 4 senede bitirirsiniz. Fakat bizim Türkiye'de mühendislik öğrencilerine baktığımızda ya bunlardan biri ya da ikisi eksik kalıyor o yüzden okul uzuyor. Şöyle bir laf var illaki duymuşsunuzdur. Dersi geçmek problem değil hocayı geçmek problem. Bu mühendislik fakültelerinde dibine kadar yaşanıyor. Mesela bizim fakültede öğrencilerin yüzde sekseninin kaldığı çok zor olan bir ders. Başka fakültede aşırı kolay böyle gözü kapalı geçiyor millet. Ben staj yaptığım yerde arkadaşlarla konuşmuştum. Biz işte şu dersten çok kalıyoruz falan diye bahsetmiştim. Bana şaşırmışlardı ya sen o dersten nasıl kalıyorsun İnşaatın en basit dersi diye. İşte hoca dersi anlatmazsa, sizin öğrenmeniz için uğraşmazsa, sınavda da anlatmadığı yeri sorarsa kalırsınız. Hocaya bu şikayetle gittiğinizde de size şunu diyor. Burası üniversite, ben size anlatmak zorunda değilim ama siz öğrenmek zorundasınız. Kendiniz öğrenin, üniversite çağına gelmiş öğrencisiniz. Tamam kendimiz öğrenelim, üniversite çağına geldik de senin o dersin temelini atman lazım. Bana ABC'yi vermen lazım ki ben cümle kurmayı, kelime kurmayı öğreneyim. Tabii bunların dışında ne kadar öğrenci dostu olsa da hocalar, öğrenciler çalışmayınca da geçemiyorlar. Günlük olarak çalışmanız lazım. Suç sadece hocalarda değil, öğrencilerin çalışmayıp kaldığı derslerde fazla. İnşaat mühendisliği okurken kullandığınız araç gereçler neler? İnşaat mühendisliğinde öyle çok fazla araç gereçe ihtiyaç duyulmuyor öğrenciyken. Sadece hesap makinenizin olması ve de çizim programlarını çalıştıran bir bilgisayarınızın olması yetiyor. Ya bazı okullar birinci sınıfta elle çizim yaptırıyor. Hala neden yaptırıyorlar bilmiyorum ama bizim okul da yapıyor bunu. O zaman da bir T cetveli almanız gerekiyor. Bunların dışında ekstra bir araç gerece ihtiyacınız yok. Şu da çok karıştırılan bir şeydir. İnşaat mühendisleri öyle mimarlar gibi çizim yapmıyor. Her ne kadar okulda bunun birazcık dersini alsak da gerçek hayatta karşılığı yok. Gerçek hayatta kat planını, evin projesini mimar çizer. İnşaat mühendisi onun statik hesaplarını yapar ve de uygulama aşamasında yer alır. Yoksa öyle tasarımı mimara ait. İnşaat mühendisinin özel sektörde çalışma koşulları neler? Anlatsam mı bunu? Çok can yakacak bir soru çünkü. Moralinizi bozabilir. Özel sektörde iki tane çalışma alanınız var. Birisi şantiye, diğeri ise ofis. Ofis mühendisi olursanız şantiyeye göre daha rahat edersiniz. İşe geliş saatiniz belli, çıkış saatiniz belli. Çalıştığınız ortam ofis ortamı daha kaliteli bir ortam. Şantiye ise çalışma koşulları olarak ofisten daha kötü. Şantiyede mesai saat 8 gibi başlar. 8 gibi işlerin başına inersiniz. Sadece öğle arasında yemek yemek için işlerin başından ayrılırsınız. Ardından tekrar işin başına. Normal şartlarda mesainiz 6.30-7 gibi bitiyor. Fakat çoğu zaman beton atıldığı için akşamları mesaiye kalıyorsunuz. 11'den 12'den aşağı çıkamıyorsunuz. Bizim şantiyede iki tane mühendis vardı yeni başlayan. Bir gün biri kalıyordu betona ertesi gün öbürü kalıyordu. Ben de bir gün kalmıştım akşam betona. Gerçekten kötü oluyor. Haftalık izniniz olmaz. En iyi ihtimalle 2 haftada bir izin kullanabilirsiniz. Çok kurumsal bir firmada çalışmıyorsanız. Hatta daha 5 ay önce bir arkadaşım özel sektörde iş yeri eğitimi yaptı 4 ay boyunca. Oradaki mühendislere haftalık 2 haftalık izni geçtim izin kullandırmıyorlarmış. Adam proje bitene kadar her gün izinsiz şekilde çalışıyor. Tabi bunun parasını alıyor ama nereye kadar? Düşünün siz izin yapmayı mı tercih edersiniz yoksa haftalık izni kullanmadan çalışmayı mı tercih edersiniz? Ben kesinlikle parası bassın deyip izin yapmayı tercih ederim. Ve maalesef şu an inşaat sektöründe büyük bir kriz olduğu için bunlara karşı da gelemiyorsunuz. Adam diyor ki sen izinsiz çalışmıyor musun? Git kardeşim senden çok var. Ben dışarıda Başka bir inşaat mühendisini izinsiz çalışacak inşaat mühendisini bulurum. Gerçekten de buluyor yani işverenin keyfi yerinde her yer inşaat mühendisi kaynıyor. Her yere mühendislik fakültesi açıldı. 81'in her birinde en az 2 tane mühendislik fakültesi var. Böyle olunca da her sene 10 bin 12 bin tane inşaat mühendisi mezun oluyor. Piyasada doğru düzgün iş de yok kriz olduğu için. Ve bu yüzden inşaat mühendisleri düşük maaşla kötü koşullarda özel sektörde çalışmaya mahkum ediliyor. Bizim mesleğimizin kanayan yarası bu arkadaşlar. Özel sektörün bana göre kötü bir yanı da şu. Bu herkes için geçerli değil, bana göre kötü sadece. Düzenli bir hayatınız olmuyor. Yani diyelim ki Ankara'da iş buldunuz, proje var 3 yıllık. 3 yıl buradaki projede çalıştıktan sonra firmanın burada işi bitiyor. Ya siz Ankara'da tekrar bir başka firmada iş bulmanız lazım ya da o firmanın başka bir şehirdeki şantiyesinde çalışmanız lazım. Aynı firma, aynı şehirde 2-3 tane şantiye yapmıyor maalesef. Sizi oradan alıp oraya versin. Çok düşük bir ihtimal. Bu da bence mesleğimizin kötü yanlarından birisi. Ben şu kafada bir insanım. Sabah çıkayım, akşam evime geleyim, ailemle vakit geçireyim. Ben bu kafada olduğum için düzenli bir hayat istiyorum. Yaşadığım bir yerde 10 yıl, 15 yıl boyunca yaşamak istiyorum. İnşaat mühendisliği bana bunu sağlamıyor ne yazık ki. Sorulmamış ama ben yine de değinmek istiyorum. 4 ay boyunca devlette staj yaptım biliyorsunuz. Devletteki çalışma koşulları özel sektöre göre çok 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 daha iyi. Bakın direkt anlatıyorum olayı. Evinizden sizi servise alıyorlar. Mesainiz 9-9.30 gibi başlıyor. 12'de öğle arası. 9 ile 12 arasında odanızda klimalı ferah ferah çalışıyorsunuz. Saat buçuk 2 gibi mesai tekrar başlıyor. Akşam 5 olduğunda da çıkıyorsunuz. Servis yine sizi alıyor, evinize götürüyor. Haftanın 2 günü izniniz var. Cumartesi pazar. Bunun dışında bütün milli bayramlar, dini bayramlar, resmi tatiller sizin için de tatil. Memursunuz sonuçta ve maaş konusunda da devlet özel sektöre göre bence daha iyi. Onu bir sonraki soruda anlatacağım. Vallahi devlet çok güzeldi ya. Ben stajım hiç bitmesin istiyordum. Bir yemek çıkıyordu arkadaşlar, görmeniz lazım. Mühendisler 2 TL'ye 3 TL'ye falan yiyorlardı. 5 çeşit 4 çeşit yemek çıkıyordu. Böyle restoran gibi yemekhanede hiç öyle okulunuzdaki yemekhaneyi unutun. Onun kat ve kat güzeliydi bizim kurumun yemekhanesi. Stajyerler 9 TL yiyordu. Ben 9 TL veriyordum yemek için. Ama 9 TL verip yediğim en güzel yemek staj yaparken devlet kurumunda yediğim yemekti. İnşaat mühendisliği maaşları hakkında bilgin var mı? Söyleyebilir misin? Evet aşağı yukarı size bir maaş aralığı verebilirim inşaat mühendisleri için. Hem özel sektörde hem de devlette. Ama şu uyarıyı yapmak istiyorum. Bir mesleği çalışma koşullarına, maaşına bakarak asla tercih etmeyin. Tamam, bunları da göz önünde bulundurun ama asıl seçme motivasyonunuz, asıl seçme sebebiniz bu olmasın. Şunu hayal etmenizi istiyorum sizden. Siz 10 sene sonra kendinizi şantiyede tozun, toprağın içinde görüyorsanız ve mutlu hissediyorsanız inşaat mühendisliğini düşünmeden yazın. Hatta bu videoyu boşuna izlediniz. E, direkt yazın yani. Anlattıklarımız sizin için bir önemi yok. Çünkü bu mesleği gerçekten seviyorsunuz. Ama yok, bu meslek güzel ben kolay iş bulurum, kolay para kazanıyorum, bu yüzden inşaat mühendisliğini seçeyim derseniz o zaman hata yaparsınız. Zaten öyle bir şey yok da diyelim ki olsun ona rağmen seçmeyin. Bizim ülkemizde neyin ne olacağı belli olmuyor. Ben seçtiğimde inşaat mühendisliği en gözde mesleklerden birisiydi. Yeni mezunlar direkt iş buluyordu, inşaat işine kim girse zengin oluyordu. Adam başka bir inşaatta demirci örnek veriyorum. Bir tane mal sahibiyle anlaşıyor. Diyor ki ben buraya inşaat yapacağım, sana da yaptığım binadan 5 tane daire vereceğim. Sen bana tarlanı ver, Böyle sıfır sermaye ile müteahhit olup zengin oluyordu insanlar. Fakat şu an öyle bir şey kalmadı. İnşaat mühendisliğinin başına gelen bu şey yarın bir gün başka bir mesleğin de başına gelebilir. O yüzden meslek seçiminizi asla paraya, iş imkanlarına bakarak yapmayın. Gerçekten sevip sevmediğinize bakarak yapın. Siz mesleğe aşıksanız zaten ne kadar kötü olursa olsun onun için uğraşırsınız, mücadele edersiniz. Fakat çok sevmiyorsanız hemen ilk zorlukta pes edersiniz. Ben maaşları ortalama baz alarak söyleyeceğim. Yani daha yüksek maaşlara çalışan inşaat mühendisleri olduğu gibi daha düşük maaşlara çalışan inşaat mühendisleri de var. Özel sektörde yeni mezun bir inşaat mühendisi ortalama olarak asgari ücretle işe başlar. Asgari ücretin daha üstüne başlayan bir tanıdığım yok benim şu an bu sene mezun olanlar içinde ama asgari ücretin altına çalışan, hiç para almadan çalışan birçok inşaat mühendisi tanıyorum. Bunlar da tecrübe kazanayım diye çalışıyorlar ama çoğu dediğim gibi gerçekten piyasa kötü olduğu için maaşlar bu aralıkta. Tecrübe kazandıkça, kendinizi geliştiricçe de maaşınız artacaktır. Normal şartlarda bir inşaat mühendisi yaptığı işe göre Yeni mezun olsa bile 6000 liradan 5000 liradan aşağı kazanmamalı bence. Fakat durum bu arkadaşlar özel sektörde. 5 6 bin lirayı 6-7 senelik mühendisler kazanıyor. Hatta 10 senelik mühendis olup şu an işsiz gezen bile var. Devlette ise durum böyle değil. Devlette yeni başlayan bir mühendisin maaşı en az 5300 lira. Çeşitli etmenlere bağlı olarak devlet kurumunda dağıldığınız maaş değişiyor. Bir kere çalıştığınız kurum, çalıştığınız pozisyon, eş durumunuz, yabancı dil bilip bilmemeniz ve daha birçok şey devlette aldığınız maaşı etkiliyor. Bir de şey sanılır devlette yükselmek yok. Hayır, devlette de yükselebiliyorsunuz. Bir kurumda normal mühendis olarak çalışmak var, bir de müdür, amir olarak çalışmak var. Müdür olunca maaşınız da artıyor. Devletin hem maaşı güzel, hem çalışma koşulları iyi. Şu an bütün inşaat mühendisleri devlete girmeye çalışıyor. Fakat devlete girmek için de KPSS'den en az 95 puan almanız lazım. Zor bir ihtimal ama imkansız değil. Kadınların inşaat mühendisliği yapması hakkında ne düşünüyorsun? Sence inşaat mühendisliği kadınlara uygun mu? Hiçbir mesleğin kadın erkeği yoktur. Bir erkek ne kadar inşaat mühendisi olabiliyorsa, bir kadın da o kadar inşaat mühendisi olur, hatta daha başarılı olur. Benim staj yaptığım şantiyede bir tane kadın mimar vardı. Adı mimar ama mimar gibi çalışmıyordu. İnşaat mühendisi gibi çalışıyordu. Sahaya iniyordu, işleri denetliyordu. Hani dedim ya, 5 katlı binanın tepesine el ile tırmanarak çıkıyoruz. Onları yapıyordu, çıkıyordu, denetliyordu ve benim yaptığım gözlemlere göre bizim erkek mühendislerden daha iyi işleri yaptırıyordu, daha iyi insan yönetiyordu. Yani daha başarılıydı. Tanıdığım bir kadın inşaat mühendisi var. Şu an kendi şirketini kurdu. İşleri gayet iyi gidiyor. Sahaya gidiyor, denetliyor, şantiyeye çıkıyor. Bunun dışında şirketin yönetimsel işleriyle uğraşıyor. Ve bunların da hepsini çok güzel şekilde yapıyor. Ben de uzaktan imrenerek takip ediyorum. İnşallah işler onun için de daha güzel olur. Yurt dışında iş imkanları nasıl? Yurt dışında iş imkanları Türkiye'ye göre daha güzel. Özellikle Rusya, Arap ülkeleri, diğer Türkmen ülkeleri buralarda inşaat mühendisleri çalışıyor. Çünkü cidden devam eden birçok inşaat işi var. Benim bir arkadaşım şu an Katar'da çalışıyor inşaat mühendisi olarak. Onunla konuştum yakın zamanda dedim yurt dışı gerçekten bizim hayallerimizi süslediği kadar güzel mi? Bana verdiği cevap şuydu. Kanka parası güzel. Gerçekten iyi para alıyorsun dolar usulü. Katar da güzel. Ama çalışma olarak Türkiye'den çok farkı yok. Burada da haftalık izin kullanmadan çalışıyorsun. Burada da yoğun çalışıyorsun. Ama bu çalışmanın karşılığını alıyorsun. Türkiye'de asgari ücret alacakken burada 6-7 bin dolar kazanıyorsun. O yönden daha iyi demişti bana. Yurt dışında evet iş var ama oraya gitseniz de bir eliniz yağda bir eliniz balda çalışmayacaksınız. Sadece daha çok para kazanacaksınız. Hepsi bu. Geçen dönem gittiğim devlet kurumunda bir tane inşaat mühendisi abi vardı. 10 sene özel sektörde çalışmış. Yurt dışında gitmediği ülke kalmamış ve gerçekten çok fena para biriktirmiş. Daha sonra devlete girmeye karar vermiş. 2018 KPSS'de 98 puan alıp devlet kurumuna atanmış. Dedim abi madem yurt dışında çalışıyordun, çok da güzel para kazanıyordun. Neden özel sektörü bırakıp devlete girmeye karar verdin? Sağlık sorunları varmış, sürekli hastaneye gitmesi gerekiyormuş. Özel sektörde de öyle bir imkan yok. Yani sizin ayda iki kez hastaneye gitmeniz gereksin. Emin olun özel sektörde size her ay 2 gün izin verecek firma çok az arkadaşlar. Gidin bakın ya böyle tanıdığınızın firması olması lazım ya da aşırı kurumsal bir yer olması lazım. Ama devlette de öyle değil. Devlette de ne zaman izin isteseniz geçerli bir sebep için izin verirler %99 ihtimalle. Bu videoda elimden geldiğince inşaat mühendisliği ile alakalı soruları cevaplandırmaya çalıştım. Umarım keyifli bir video olmuştur. İnşaat mühendisliği ile alakalı kafanızda soru kalmamıştır. Eğer hala sorularınız varsa... Bana Instagram üzerinden ya da yorum kısmından sorabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.